Batshuayi gitti. İstemem gitmesini teknik açıdan ama istemem. yönetimsel olarak artık oyuncu Adam istiyorsa, istiyorsa bir şey yok. yapacak bir şey yok. Evet. Bu Alfonso da şey yaparsa bunun dışında Fenerbahçe kadrosu tamam diyor musun? Bitti mi? Ketin. Hayır şey var, <laughs> ya. sen hep konuşuyoruz ya. Kim? Hep konuşmuyor muyuz? İki programdır. Altı numara. Altı numara. Senin sevdiğin Alt, ön libero. Altı numara deme. Ön libero. Ön libero. Bırak. Aa, De Aa, dur. Ne oldu? Aa, neyse sonra göstereceğim. Söyle. Ha. Benim sevdiğim. Evet. Ön, ön libero. Altı numara. Dengeli pozisyonunu kaybetmeyen hey, yani. doğru anlıyorum değil mi A senin tarifin? aynen, aynen aynen. Buz kesimse atıyorum yani vereceğiz Edil birileri. örneklendireceğiz ya. Busket, yani. Evet, evet, öyle çok giden Dalyan gelen gibi falan tabi. Anladım böyle eciş mücüş değil. Daha Dalyan böyle gibi. öne böyle kaybeden en değil yedi. de orada kalabilen oyuncu. Evet. Bir oyuncu Aya. değil mi? Evet. Onun dışında kadro tamam değil mi hocam? Tabii ya. Ciddi kadrosu oldu Fenerbahçe'nin de. Ilgi, take istiyorum, take Metin sana iyi ki, Metin Allah aşkına sen çok merak ediyorum. Dünden beri seninle program yapacağız ya ben dün akşam yatınca kafama kuruyorum. <laughs> Metin'le ne konuşabiliriz? O bana şöyle gelirse ben ona der ne derim diye plan yapıyorum. <laughs> sen tamam. yapıyor musun? Bilmiyorum. Tamam. ben Benim öyle yapıyorum. şeyim vardır. Kurmuyorum kafamı. Kuruyorum. Şey, abi. Metin'e dedim şöyle bir kadro yapacağım. 1-11 yapacağım. Bakayım Metin ne diyecek? Çünkü ben biliyorsun Türkiye'de 2-3 kişinin futbol yorumuna inanırım Birincisi sensin benim için. Ya teşekkür ederim hocam. Yani sen evet, Metin... Jüriliğin benim için çok önemli. Hakikaten evet. öyle diyorum. Birinci Metin Tekin ne diyor? Önce sana bakıyorum. Sonra diğer arkadaşlara da bakıyorum. Şöyle bir kadro yapıyorum sana. Fenerbahçe'nin ilk Fenerbahçe. 11'ine. Evet. Bu takım ligde şampiyonluğa oynar mı? Ya da oynayamaz mı? Kaçıncı olur? Söyler misin bana? Bak Fenerbahçe'nin kadrosunu yapalım. 1- İrfancan Can Eğri Bayat. bek, Mert Müldür. Yaz oraya, yani not al, not al. Yani evet, hayal et kafanda. Pardon, Samuel de oynamadı şeyde, rotasyon dedim ya. Mert Müldür'le başladı maça. Ben sana maça. bak kadro yapıyorum şimdi. Tamam. Kalede İrfan Can, Mert Müldür. Stoper ikilim. Samet, Serdar Aziz. Evet. Sol bek Ferdi Kadıoğlu. Ki, ki Serdar Aziz'i beğenirsin sen. Evet. Ferdi Kadıoğlu, sol bek evet. Ferdi. Ön libero İsmail Yüksek. Evet. Sağ iç Mert Hakan Yandaş. Evet. Sol iç İrfancan Can Kahveci. Sağ açık Cengiz Ünder. Santrafor Umut Nayır. Sol açık Emre Mor. Evet. Bu kadro Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu kovalar mı? Tehdit eder mi? Yoksa yak ya falan bu kadro en fazla 7. 8. dokuzuncu olur. Buyurun. Peki. Bu kadroyu sen Buyurun. Fenerbahçe sahasına, Kadıköy'e kaç kere çıkartabilirsin? Ben bir şey öyle bir iddiam yok benim. demiyorum. Olmaz, oynamaz. Ben bu diyorum kadro ki. Çünkü. Bu... Sence oynar mı diyorsun sen bu kadro? Hayır, diyorum ki. Hı. Mecburiyetten bütün oyuncular. Tamam. Yok Fenerbahçe. Türk kadrosu bu. Evet. Türk kadrosu evet. bu. Evet. Kenarda Cekosu yok, Shimanski'si yok, Fredi yok. Eski dönemleri düşün. Tüm futbolcular oynardı bizim dönemler. Oynardı evet, 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 ya bizim dönemler. Evet. İçine bir iki yabancı atardın. Evet. Ben diyorum ki Fenerbahçe bu yerli kadrosuyla çıktı bu bu lige. Bütün Türkiye ligindeki takımları da az çok biliyoruz. Alanyası, Kayseris'i, Hatay'ı, şunu bunu. Bu kadro lütfen bana söyler misin? Bir Kariyerlerine ki? de bak. Şampiyonlu oynamak açısından mı? Evet, bu kariyerlerine bu de, kadro de bak. Hayır, bir de oyuncunun kariyerlerine de bak. Yaparım. Bir sürü 4 olur. Bizlerim isterse. He? Bu şampiyon ilk 5'e giremez bu kadro? Bu kadro ilk 5'e giremez. giremez benim ölçümde giremez. Tabii, ben bu kadro ilk 5'e girer diyorum. Niye? Girer diyorum. Çünkü İrfan Can Eğribayat. Fenerbahçe forması önemli. Evet. Yani. evet. Peki başka Tabii, bir formayla girer mi? İrfan Can Eğribayat. Evet. Geçen sene ligi çok formda Tabii, kapattı. Anladım anladın. Hatta Livakovic, Livakovic oynamasın di diyenler var. Yani hayır. Hiç öyle, Hayır şöyle diyenler anlam, var. Anlam. Adam çok formda Hemen gelir gelmez kesmeyin. Ama kesmeyi. hiç öyle değil be hoca. Bana Abi göre değil sen tabii. Ya ha, ben tamam. Livakovic'in kendimi parçalıyorum ha, zaten. Alınsın diye. Ama ben Ankara Cuma oynamalı de oynamalı evet, e. Demek ki bu takım şampiyonluğu oynayan bir takımda kalesinde olabilir. Tabii. Mert Müldür, Sassuolo milli takım. Ama milli takım Olmaz mı? stoper oynar, sabek oynar, kullanışlı oynar. Ferdi Kadıoğlu'na itirazım var. E, sol kenarda zaten milli takım tek adamı Ferdi, evet. E, İsmail Yüksek şu anda zaten banka oynamıyor mu? 6 Altı numara alamazsan. Evet, formda. E, Cengiz e... Ünder oynamıyor mu? Ya Cengiz zaten oynayacak. Yani sen, yabancı oyun, kentler mentler de kesemez. Hocam sen milli takımı saydın evet. Ee, milli takımı sayıyorum ama beşe yani, giremiyor. <laughs> bak milli takımı sayıyorum. Metin Tekin'e bakar mısınız? Ama, Bana diyor ki milli takımı sayıyorsun burada diyor. Ama artık bu, bu milli takım Türkiye Ligi'nde Alanyaların, Hatayların, Kasımpaşa'ların, Pendiklerin oynadığı ligde ilk beşe giremiyor. Niye giremiyor? Kim giriyor? Kim giriyor? 1-2 Umut Nayır. Evet. Geçen sene adam düşen takımda neredeyse gol kralı oluyordu. 30 yaşına ben... geldi hala ama ikinci, iki, şimdi tekrar Tamam mı? Yani... Bakışı yok, bakış açısı önemli. Süper Lig'de evet. gol kralı olacaktı neredeyse. Evet. Hem de küme düşen. E, Emre Mor, itirazın var mı? Doğru. Şu anda bile Avrupa'ya transferi söz konusu. Ya, İrfan Can Kahveci şu anda Fener'in en formlu oyuncusu. Artı bana göre en doğru mevkisi, evet. Bana göre. E daha sen ne istiyorsun ya? Tamam. Serdar yani, Aziz, sakatlık olmasa Serdar Aziz başlamıştı biliyorsun değil mi? Tabii. Oynatacak. Biliyorum. Sen beğenirsin Serdar ee, Sen beğenmez misin Serdar Aziz formunda sakat değilsin? Ama bu değilse. oyunu Fenerbahçe formasıyla oynamaya çalışırlarsa giremezler abi. beşe. Çünkü Fenerbahçe'nin tamam. futbol kültürü bak. Fenerbahçe futbol kültürü, tamam. kültürü tamam. oyunu abi. alacak, basacak, kendi tamam. iç tamam. sahanı oynayacak. Burada zorlanırlar. Ha ben burada bir gerçekçi oyunla iki tane uçakla Emre Mor'la Cengiz'le Umut Neli'ye merkez sanatı atıp tutarak yaptırırım. Ama Fenerbahçe formasıyla zor diyorum. Bilmiyorum. Ya bir tamam ha, olabilir tamam, ben. Hayır tamam. sana itirazım ha, niye bunu yok. Sordun, ben herhalde. bunu diye söyledim. Hı. Sen hani senin fikrini alayım Hı. ama aynı zamanda bu soruyu seninle birlikte bizi izleyen değil mi binlerce soralım, binlerce Volaplas izleyicilerine de soruyorum. Evet, Kafalarında şu kadroyu bir canlandırsınlar. Bunu Siz, şunun niye için. Niye bunu ha niye? Bunu şunun, için, bunu şunun için söyledim. Hani sen bana Fenerbahçe'nin tamam mıdır falan dedin ya. Hı. Yani böyle bir takıma hala eksiktir denilebilir mi? Hı. Tamam. Anladım. Şimdi burada İrfan Can üstüne yerine... Sayalım, üstüne sayalım. Ö, Ceko. başta mı? İv... Livakovic. Livakovic. Samuel. Samuel. Stoperler. Chico, Beko, kimse. Stoperler. Osterwolde. Stoperler. Gelecek bir ön libero. Ön libero. Fred, Fred Şimanski. Şimanski. Hiç değişmez. Evet. Cengiz. 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 Tadic. Ceko. Şimdi bu takıma eksik olur. Tamam mıdır diyorsun olurum. ya. Yani hayır daha tamam değildir demek. Artık Allah yani gözünü dünya karması istiyor. Evet bazen, abi yani. gözünü toprak doyursun demektir yani. Evet. Hala tamam değil Fenerbahçe. Tamamcı kadrosu tamamdır. Şey. Abi. Adresi, tamamdır. harika oyunlar çıkar. Harika abi. oyuncularla sonuçlar alırsın evet tabii. tamamdır. tamam üstü tamamdır. Tamam. Biz diyoruz ki çok idealini istiyorsan işte o ön libero, bir tane ön libero evet. şarttır. Senin altı numara dediğin. dedin. Şimdi ben sana soruyla geleceğim. Evet. Şimdi ben sana bir soru soruyor. Şimdi bizim futbol terimlerimiz var çok meşhur. <laughs> gel, gel. Hayır hayır bizim evet. şimdi şey var bize gelen yorumlarda hep var. Hani Apo abi niye bu kadar takıksın? İşte transition geçişler. Hatta buradaki yorumcu kardeşlerimiz de biraz sonra isim vereceğim birkaç tane evet, buradaki yorumcu sevgili, ka ya, kardeşlerim Serkan de bana Hakkuyum takılıp yaptım. şey atıyorlar. Beni kızdıracak tweetler beni atıyorlar. atıyorlar ha. Serkan Akkoyun bir tweet atmış Vole'de, volede Vole'nin sayfasında. Ee, onu biraz sonra göstereceğim sana. Senin de hoşuna <laughs> gidecek. Bana taş atmış. Ona cevap vereceğim. Şimdi ben sana şu soruyu soruyorum o kardeşlere de. Şimdi box to box ne demek box to box? İki kutu arasında gidip gelen herhalde diyor. anladım. box to box. İki 18 arasındaki. Bize nasıl anlatılıyor? Box to box. İki yönlü. Yani hem hücumda i̇şte, iyi. işte şey. Hücum yapıyor. Box dediği ilerideki rakip 18'de kendi 18 arasında gidip i̇şte hep, ne hem savunma demek? hem hücum. Hem hücum yapabilen hem savunma yapabilen oyuncuya. Bak, bu box, box deniyor. Portası, bunlardan ha. birini iyi yapıp diğerini yapamayana tek yönlü oyuncu diyebilirsin. Peki bunlardan ikisini de yapamayana ne denir? <laughs> Topçu değil denir herhalde. <laughs> aferin. Aferin. Ben mesela işte İ bu İngilizcesini bilmiyorum. İşte ben şimdi şu anda bu, bu bunları bizim başımıza bela eden kimse? Serkan Akkoy'u mu? <laughs> bizim kim var burada da Mustafa Demirtaş mı? <laughs> Serkan mı? dinle, Uğaz Çınar mı? Sevgili Efendime Sinan söyleyeyim. mı bizim? He. Sinan Yılmaz bizim kardeşimiz o da başka hadi bolenin dışına da çıkalım başka yorumcular var. İşte Çok bizim var, Mehmet Demirkol sever böyle şeyler bulmayı. Mehmet Demirkol o kadar değil de. Çapa der çupa der ha. bir şeyler o da kendi kafasından bir şeyler Demirko yapıyor. Bakma. Değil mi öyle bir şeyler buluyor. Bir Var var öyle şeyler var. Böyle mi böyle. Şimdi ben onlara soruyorum. Madem her şeye bir şey buluyorlar. Ona diyorlar ki box to box buna diyorlar ki kum to box big to box filan filan. Buna ne diyorsunuz? Buna bir İngilizce terim istiyorum. İkisini de yapamayan orta saha Metin çok güzel söyledi İkisini de yapamıyorsa bu adam topçu falan değil. <laughs> Anladın mı? Ben mesela Türkiye'de vardırında bir üç büyüklerde bile loser, öyle oyun. Loser, loser, loser. Olur Bil mu loser? Loser player. Hani bu oyuncu. Player. Yani bu oyunculara ne diyorsun? Ben mesela hala üç büyüklerde bile öyle oyuncular var benim. Söylemeyeyim şimdi isimlerini. Ayıp olur. Tepki Anladım. alıyoruz. Ben üç büyüklerde oynayıp hala orta sahada İki yönünü bırak, iki yönünü de işte oynayamayan oyuncular biliyorum. biliyorum. Hiç, hiç gol atmamış hiç gol atamıyor. yılda bir iki gol atmış. Evet. Bu tarafta da hiç savunma yönü Bu tarafta da oynuyor. defansif yönü de zayıf. Ama oynuyor. Gol de atamıyor ama oynuyor. Hem de üç büyüklerden oynuyorlar. Ha. Şimdi mesela öyle oyuncular var, ona isim istiyorum bu Serkan Akkoyunlu kardeşimden özellikle. Çünkü tamam. o bana bir dakika taş atmış. Okan, okur musun bir sevgili Serkan'ın? Onu okuyacak. bak şeyini, taş atmış. Temizine. Okuyunca senin de beynin yanacak. Bakayım yorumu da sana Sıkır, bırakacağım. Not evet. Serkan Akkuyu'nun bana göndermeli tweet'i. Şu sıralar futbolda... Yorum katma lütfen oku. Ha. Hayır okuyorum işte. Şu sıralar diye başladı. Oraya yazmış. Ha, tamam. Pardon özür dilerim. Ha, sen ne ön yargılı ya, bir adamsın ya. Tamam, ya. ya Önyargıdan çatlayacaksın yorum ya. Yorum yapma abi tweet o. Şu sıralar futbolda yeni bir taktiksel trend var. Kutu orta saha modelleri deniyor adına. Kutu orta saha. Kutu orta saha modelleri deniyor adına. Hatta 9.15, hatta 9.15 pasları ve kör nokta koşuları gibi detaylar da var. Bir süredir üzerine çalışıyorum. Bak bak işi gücü bırakmış üzerine çalışıyorum. <laughs> Yakın zamandaki programlarda da i̇şi bol, bol bu... kullanacağım ve Abdülkerim Durmaz abimi yine çıldırtacağım. Te tebrik ben ediyorum ben... Serkan. Beni çıldırttın, başardın. Aferin oğlum. Beni çıldırtmaya devam edin. Başta sen diğerleri de. Şunu bir daha okuyayım ya. Allah aşkına böyle biraz hızlı ve öfkeli izleyenleri bakın. Şu sıralar futbolda yeni bir taktiksel trend var. Kutu orta saha modelleri deniyor adına. Hatta 9-15 pasları, kör nokta kocuları gibi detaylar var. Bir süredir üzerine çalışıyormuş yakında da bol bol kullanacakmış ve Abdülkerim abisini çıldırtacakmış. <laughs> ya niye niye çıldırdı? sana sana bir gönderme Hadi yapıyor. Hadi anlat, sen söyle. Söylüyorum Kutu, o zaman. Bu orta saha modelleri Bak, adına hocam, hatta 9 15 9 15 pasları, kör nokta koşuları söyle, tamam. söyle. Bu oyun, bu oyun kurulduğundan bir tabii çok temelleri olan bir oyun. Bu temellerden uzaklaşamazsınız. İşte yetenekler, çabukluk, sürat, pas tekniği, kalite tamam. Ama zaman zaman oyun kurgularında bir takım modellemeler yapmaya çalışan antrenörler de var. Serkan de onlardan etkilenir veya onların getirdiği jargonlar var. Tamam mı? Literatüre getirdi. İşte kutu Kutu ortası ayağı anlamadım ama yaptım önce bir Serkan'ım şey savun sonra da kendin de gül. Artık bak durduramıyorsun kendini. Kutu kutu pense biliriz biz çocukluğumuzdan. Ha. Güzel kutu ortası ayağı deyince senin aklına ne geliyor? Sen ne geliyor sana 9-15? 9-15'te aklıma Yonca Evcim'in şarkısı geliyor. 9-15 vapurunda onu gördüm karşımda. Var ya. 9-15 pas ama bir dakika. Gençler biliyor musunuz o şarkıyı? Açın girin bakın. Bilmezsiniz eski bir şarkı. Ama bu. bu aklıma 9-15 değil bu 9-15 pasları diyor. Ama bu bu ifade belli o, evet. bir tanımlamayla yaparsanız etkili olabilir. Bunu ya, ya, ben, ben bekliyorum. Sen, heyecanla Serkan'ı bekliyorum. Bunlar bunda, neyin ifadesiymiş? Evet, heyecanla bekle. Ben de seni buradan buradan açıklıyorum. Önümüzdeki yerel belediye seçimleri var ya. Metin Tekin'i İstanbul Belediye Başkanlığına aday olarak ilan ediyorum. Ne? Tam politik açıdan. Çok... Tam politik hem 9-15 kutu mutu duyunca ben kutu kutu ben sebilirim diyorsun. Sonra diyorsun ki ama şöyle olunca böyle olunca da o olabilir. Ya sen tam siyasetçi değilsen. Kur'an çapsın. Kötü bir şey mi siyaset? Sen bayağı siyasetçisin. Kötü bir şey hem, mi siyaset? Hem orayı he diyorsun hem benim gönlümü alıyorsun. Almıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kimden tarafı? Abi. Abi. Anlamaya çalışıyorum. Belediye başkan adayımsın. Tamamen <laughs> politikacı olmuş, yanlışlıkla futbolcu olmuşsun. Senin politikacı olman lazımdı. <laughs> Vallahi tam Türk politikası, tam Türk bir politikacı. Allah o da Allah güzel, Allah. bu da güzel. O evet. da olabilir, bu çocuk da olabilir falan filan <laughs> açıklama bekliyorum. Bak Serkan Metin Geçiş abi senden 5 işinle kebap. Orda olur, bu da olur. O öylesine değil mi? Öyle ha, evet Bazen abi. öyle yazıyor bizim şeyler, izleyiciler. Ya bu Metin Hoca'nın da şeyleri... hani. Ha, evet. senin, senin gibi şeydir. olmak lazım. Tamam. Bak benim gibi olursan. Ya bulmadan ölürüm ben. <gülüyor> <gülüyor> bak, öf maşallah Allah, ya, bak maşallah. Demiş ya bak Serkan tanıyor beni. Öfkelendireceğim daha çok kapı abi diyor ya. Hı hı. Ay, ay, öfkelendireceğim diyor. Programın anlamı zaten öfkeli ve <laughs> e, Su verseniz ya çocuklar. Siz Öfkeli ben su mesela hızlı oluyorum yani. Sen Evet. <laughs> Böyle bir şey var ya sosyal medyada tweetler. Ay şimdi öleceğim. Ay şimdi bayılacağım. Öyle var değil mi? Var. Evet. Yani. Ben de. Ay çocuklar su verin. Ay şimdi öleceğim. <laughs> Kutu nokta pasları, 9-15 <laughs> popuru pasları, kör nokta kuşuları. Evet hocam. Ah. Ben özeti geçiyorum. Fenerbahçe'nin Tüvente'ye karşı yarın kaybetme diye bir Kaybetme diyorum. Tur'u kaybetme diye bir imkanı yok. Olursa zaten Fenerbahçe tekrar geleceğini yazmak zorunda. Bu sezon için söylüyorum. İki, bu kadro yeterli tamamdır. Bir de Apo Hoca'nın, Apo'nun getirdiği bir altı numara ön liberomuz olursa harika Anca bir şey. Kusursuz, numarayı, evet, kusursuzluğa evet. yakın olacak değil mi? Kusursuza yakın olacak. Evet Metin'ciğim zaten altı numarayı sadece ben sosyal medyaya bakarsam ben taraftarlarının. Tamamını yakını istiyor. İstiyor tabii tabii. tabii. Onu yani söylüyorum. sadece bu benim isteğim değil. Ee, Çünkü görünen köy Ali Beyköy. Ha şey için söylüyorum Ali Beyköy. Vallahi tabii doğru. Tabii görünen köy Ali Bey. <laughs> şey, e, şey içinde de söylüyorum acaba. Çok iddialı Fenerbahçe kadrosu var. Çok, doğru mu? Çok. E, kabul edelim geçen senin şampiyonu Galatasaray takviyede de çok iddialı bir Galatasaray kadrosu var. Evet. Öyle veya böyle Beşiktaş geçen sene bıraktığı noktadaki oyunuyla ve şimdiki katılımlarıyla iddialı Beşiktaş. Hakikaten güzel bir lig bizi bekliyor. Bekliyor o yalnız Beşiktaş'ın Beşiktaş dezavantajları var. Ha ona geçelim şimdi Bak. diyorum ben.